Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubi ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la nebiyye ba'de sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammedin tıbbül kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nurul absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim, la ilahe illallahul aliyyul azim, la ilahe illallahu rabbus semavati sebe ve rabbul arşil azim. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri, vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve uhavvudu emri ilallah, innallahu basirun bil ibad. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Celle Celaluhu cumanızı mübarek eylesin, ibadetlerinizi makbul eylesin, sizlere de, ümmetinize de sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin, merhamet buyurup sıkıntılarınızı gidersin, işlerinizi ıslah eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerimeler Fatır suresinden 5. ve 6. ayet-i kerimeler. Hiç şüphesiz ki bizleri yaratan Allah Celle Celaluhu yerleri gökleri daha önce yarattı, sonra bizi yarattı. Yerleri ve gökleri bizim emrimize amade kıldı. İnsanı mükerrem yarattı. İnsanı çok seviyor Allah Celle Celaluhu. Onu en güzel biçimde yarattı. Ona ruhundan üfledi. Onu özene bezene der gibi ellerimle yarattım buyurdu. Ahsen-i takvim üzere yarattı ve mükerrem kıldı. Lekad kerremne beni Adem. Biz beni Adem'i mükerrem kıldık buyurdu. Bu mükerrem hiç şüphesiz ki imana bağlıdır. Eğer insan yaratıcısını bilirse, niçin yaratıldığını bilirse, vazifesini yaparsa çok mükerrem, çok saygıdeğer, muhterem bir varlıktır. Ama nankör olursa, Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu nimetlere nankörlük yaparsa, Allah'ın verdiği kabiliyetlerini kullanmasa, aklını kullanmasa, gözünü kulağını kullanmasa, basiretini kapalı tutarsa, değerli kardeşlerim, o zaman da haliyle her nimetin bir külfeti vardır. Esfeli safiliğine atılır yani. Aşağıların aşağısı. Yeryüzünün en kıymetli varlığı olurken en şerli varlığı olur. Hatta hayvanlardan, canlı türlerinden daha değeri düşük bir varlık haline gelir. Çünkü nankördür. Nankörü kimse sevmez. O yüzden biz bir yere girdiğimizde, bir yerden çıktığımızda, dostlarımızla karşılaştığımızda her halimizde elhamdülillah demeliyiz. Elhamdülillah zikrini çok yapmalıyız. Günde 100 defa, 200 defa, 500 defa sayıya gelmez yani. Elhamdülillah. Her namazımızın arkasında 33 defa elhamdülillah diyoruz. 33 defa Sübhanallah, Allahu Ekber'i eklediğimizde müjdeyi biliyorsunuz. Peygamberimiz namazdan sonra böyle yapıp da sonunda da La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir diyenin
denizlerin köpükleri kadar çok günahları da olsa Allah affeder. Alimler diyor ki bunlar küçük günahlardır. E babam sabah akşam da büyük günah işleyecek değiliz. Büyük günahlar nedir? Adam öldürmek mesela, yaralamak, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, yetim malı yemek vesaire. Bunlar büyük günahlardır. Onun ötesinde yapılan küçük günahlar, hataları işte bu zikrullah, namazlar, abdestler, zikrullah öldürür. O yüzden değerli kardeşler, şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım ve bunu unutmamanın yollarına bakalım. İcab ediyorsa tesbih gibi günde 100 defa söyleyelim. Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor, Allah Celle Celaluhu her halimi biliyor. Şimdi laf göze verilir. Sizinle konuşurken kardeşlerim beni görmek için karşıma oturuyorlar. Şöyle kenarlara, köşelere oturmuyorlar. Niye? Laf göze verilir diyoruz. Böyle tadı olur ya. Cenab-ı Allah'ı zikrederken de Cenab-ı Allah'ı görerek zikretmek lazım. Cenab-ı Allah'ı görmüyoruz. Evet, Cenab-ı Allah'ı biz görmüyoruz ama imanımız var, o bizi görüyor. O bize şah damarımızdan daha yakın. O bize canımızdan, kalbimizden, aklımızdan daha yakın. O bizi görüyor. Biz onu görmesek de o bizi görüyor. Onun huzurundayız. Avucumuzun içindeki bir şeyi siz nasıl görüyorsanız Allah da sizi ondan daha büyük bir şekilde görüyor. Bir şeyi Allah'tan saklayamazsınız. Şimdi Allah'ı zikrettiğinizde, Allah'ı övdüğünüzde, sena ettiğinizde, hamd ettiğinizde Allah'ın sizi duyduğunu, işittiğini ve bundan memnun olduğunu bilirseniz daha iştahlı söylersiniz, daha zevkli söylersiniz, daha zevk alarak söylersiniz. Bunu unutmayın. Aynı şey hata ederken de öyle, kusur işlerden, günah işlerken, ayıp işlerken de öyledir. Büyüklerimiz derler, kitaplarda yazılı, biz de onlardan okuduk, öğrendik, sizlere takdir ediyoruz, söylüyoruz. Allah Celle Celaluhu bu takdirimizin, bu ifademizin ne manaya geldiğini bizim kalbimize de duyursun. Söylediklerimizin şuurunda eylesin, bilincinde eylesin. Der ki büyüklerimiz, siz bir gün işleyeceğiniz zaman mesela meydanda şöyle bir sağa bakarsınız, bir de sola bakarsınız, beni bir gören var mı diye. Bir gören varsa beklersiniz onun gitmesini, sizi görmeyecek hale gelmesini. Geçip gider, tanımadığınız bir adam bile olsa beklersiniz. Hatta o cemiyetin en değersiz, gale alınmaz bir adamı bile olsa gene de utanır. Sizi ayıp işlerken görmesini istemezsiniz. O gittikten sonra işlersiniz. Veya kapalı bir yere, tenha bir yere, kimsenin görmediği bir yere gitmeye çalışırsınız. Büyüklerimiz soruyorlar. İnsanlardan utanıyorsun, Allah'tan utanmıyorsun, öyle mi? Şimdi söylemeye ben utanıyorum ama hiç şüphesiz hiçbirimizin niyetinde de bu yok. Böyle bir şey düşünemeyiz, haşa. Fakat hakikat onu ifade eder gibi. Durum çok nazik. Şimdi siz milletin en sevmediği değersiz bir insan bile olsa o görürken günah işlemiyor, onun da gitmesini bekliyorsunuz. Ondan haya ediyorsunuz da Allah'tan haya etmeden o günahı, o ayıbı işliyorsanız Allah'ın kadri, kıymeti, değeri sizin yanınızda o adamdan daha aşağı mı? Değil. Hepimiz böyle haltlar yiyoruz. Değil, değil vallahi. Hiç kimse böyle demez. Hiçbir Müslüman böyle demez. Ama demez de kardeşim, niye yapıyorsun ya? Yani bunu gösteriyor senin yaptığın.
Şimdi bir zevk almak için, bir keyif almak için bir gramlık, 10 gramlık her neyse bir zevk almak için bunu yapıyorsun. Fakat Allah seni gördüğünü biliyorsun. Elin ayağın dökülüyor. O zevk de gidiyor. 3 dakikalık, 5 dakikalık zevkten sonra ömür boyu pişmanlık geliyor. Ya biz bu tuzağa kaç kere düşeceğiz? Yeter ya. Akıllı ol ya. Düşmanını tanı. Nefsi emmare. Düşmanın, şeytan, düşmanın, dünyanın bir tarafı, düşmanın, tanı düşmanını, düşman kardeşim ya. Bak bunlar senin yüzüne vurulacak yarın, ahirette bunlar önüne konacak, inkar edemeyeceksin. Elin ayağın şahitlik yapacak sana, ağzına bunu mühürü vuracaklar. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَقْوَاهِهِ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُ. Vururlar ağzına mührü, ellerin kelam eder, konuşur, ayakların şahitlik yapar ya. Çok utanır, çok mahcup olur. Ve sonra bir gün aklın başına gelir. Ya bunları nasıl yapmışız biz dersin. Fakat zamanı geri çeviremezsin. Bir kere yapılmış, deftere yazılmış. Yapabileceğin tek bir şey var. Tövbe ya Rabbi, ört üstünü. Çok pişmanım. Bir daha yapmam dersin. Adel-i Allah affı ede. Çok da olsa mı? Evet. Yer ve gökyüzü dolusu olsa da mı? Evet. Yeter ki samimi ol. Yeter ki içtenlikle pişman ol. Yeter ki tövbe de. Aman de, çocuklar eskiden böyle derlerdi, tövbe derken aman derlerdi. Meğer bunun kitapta yeri varmış. Tövbe derken parmaklar böyle yapmak da güzelmiş. Aman derken böyle, aman ya Rabbi, amanına düştüm ya Rabbi, isterken de böyle. Tövbe, aman ya Rabbi, aman Allah'ım. Tenhada bunu yapalım. Kalabalıkta belki noti bu adam ya derler bize de, tenhada yapalım ve affet dilerim değerli kardeşler. Allah sormaz. Tam bir tövbe yaparsak o günahları yüzüne vurmaz. Utandırmaz seni. Siler atar. Siz de öyle. Bir adam günahından tövbe etmişse, güzel bir insan olmuşsa, geçmişteki cahilliklerini unutacaksınız. Siz unutun, sizinkine de Allah unutsun. Siz başkalarının kabahatını örtün, Allah da sizin kabahatlarınızı örsün. Ya birisiyle konuşuyorsun, ne güzel adam bu diyorsun. Sen onun geçmişini bir bilsen. Lan bana ne geçmişinde, sana ne geçmişinde. Soran mı var sana geçmişini? Adam o geçmişini birisi yüzüne vursa yüzü kıpkırmızı kesilir, utanır, mahcup olur. Niye mahcup ediyorsun kardeşim ya? Unut. Unutacaksın. Ta ki Allah da senin geçmişindeki günahlarını unutsun. O yüzden her yerde Allah'ı zikredeceğiz. Tövbe diyeceğiz, istiğfar diyeceğiz, estağfirullahalazim diyeceğiz ve elhamdülillah diyeceğiz. Bana bu aklı verdin, bana bu imanı verdin ya Rabbi. Bana seni tanıttın, bana peygamberi tanıttın, bana Kur'an'a iman ettirdin. Bak zamanımızda bir sürü insan var, seni tanımıyor, peygamberini tanımıyor, kitabı tanımıyor. Bu kadar adamın arasında onların düştüğü tuzağa bizim de düşmemiz mümkündü. Çünkü tuzak dolu. Mektebe gidiyorsun, başlıyor tuzaklar. Hayatın sonuna kadar bu düzen tuzak kurmuş. Çünkü kafirler İslam ülkelerini hem asker olarak fiilen işgal etmişler, hem de zihniyet olarak işgal etmişler. Kendi zihniyetlerini mekteplerde müfredat programına yerleştirmişler. Yok materyalizm, yok pozitivizm, yok sekülerizm, yok komünizm, sosyalizm, yok laiklik, yok bilmem ne. Bize ne bunlardan ya?
Ama öyle değil işte, öğretiyorlar çocuklarımıza. Yok çocuklar maymundan gelmiş, yok bilmem. Maymundan gelmiş diye çocuğuna öğretirsen, Hazreti Adem'i Allah'ın topraktan yarattığını inkar etmemiş olursun. Mektebe girdi, Bismillah dedi. Hazreti Adem'i topraktan nasıl yarattığını uzun uzun Allah anlatmıyor mu? Anlatıyor. O da diyor ki, maymundan geldi insan diyor. İnanırsa din gider. Dinin gittiğini bilmeden dini gider. Allah bilir, insanımız böyle. Büyük büyük adamlar, koca koca adamlar dinden imandan çıkaracak öyle işler söylüyorlar ki, çok yakında ben kendi akrabalarımdan bir tanesini dinden çıkaracak laflar söylemiş sosyal medyada, adam gibi bir de yayınlıyor. Yani marifet yapıyormuş gibi. Beyni yıkanmış. Gidin şu çarşı pazara, Müslümanlığından utanan ne kadar adam var. Anası babası Müslüman, adına da Müslüman ol. Utanıyor, Müslüman olduğundan utanıyor. Göbeğini göstermekten utanmıyor, çarşaf giymekten utanıyor. Sonra da ben Müslümanım diyor. Biz de kimseye sen gavursun demiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Allah'ın bir emrini inkar eden kafir olur. Beğenmeyen kafir olur. Sevmeyen kafir olur. Gıcık kapan kafir olur. Allah'ın emrini yaşadığından dolayı bir insana kötü nazarla bakan, sevmeyen kafir olur. Adamı sevmeyebilirsin. Bundan dolayı bir şey olmaz. İyi değil tabi de. Ama bundan adam dinden çıkmaz. Ama sen o adamı namaz kıldığı için sevmiyorsan, dindar olduğu için sevmiyorsan, hiçbir alakan yok. Namazını sevmiyorsan sen namazdan da çıkartıyorsun. Sen namazı sevmiyorsun. Sen kafirsin o zaman. Adamın sakalıyla dalga geçiyorlar. Sarıyla dalga geçiyorlar. Cübbesiyle dalga geçiyorlar. Tesbihiyle dalga geçiyorlar. Namazıyla dalga geçiyorlar. İbadetiyle dalga geçiyorlar. Şeriatına orta çağın karanlığı diyorlar. Sen ne oluyorsun? Farkında mısın kafir olduğunu? Sen neyi beğenmiyorsun? Allah'ın dinini. Sonra da Müslümanım diyorsun. Papağan papağan. Öğretmişler. Kimse kimseden daha fazla Müslüman olamaz diyor. Eleştirirsen imanla para kimde olduğu belli olmazmış. Kimse kimseden daha fazla Müslüman değilmiş. Yani şimdi sen Hazreti Ebu Bekir'den daha iyi Müslüman olduğunu mu iddia ediyorsun? Bu şöyle değil, sen kendin inanıyor musun? Soytarı. Senin bir evladın olsa, her dediğini yapsa, bir de evladın daha var, hiçbir dediğini yapmıyor. Bu ikisine muhabbetin bir olur mu senin? Bu ikisini ben evladım da fark etmez diyebilir misin? Diyorsan sen de akıl mantık yok demektir. Değerli kardeşlerim, Allah'ın nimetlerini hatırlayacağız. Hasreten din nimeti. Bu dinimizi seveceğiz. Bu dinimizi öğreneceğiz. Bu dinimizi elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yaşayacağız. Ve bu dinimizi başkalarına da anlatacağız. Yaymaya çalışacağız. Bu dinimizi önce kendi vücut ülkemizde, sonra evimiz ülkemizde, sonra bulunduğumuz mahallemiz, şehir ve memleketimizde hakim kılacağız. İslam hakim olacak. Ve bunun düşmanlarını tanıyacağız. Kim bu dine düşmanlık yapıyor? Kim Allah'a düşmanlık yapıyor? Kim peygambere düşmanlık yapıyor? Kim Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık yapıyor? Kim İslam şeriatına düşmanlık yapıyor? Bunları tanıyacağız. Sevdiklerimiz, din kardeşlerimiz, innemel müminine ihve. Müminler birbirlerine kardeşleridir. Allah için seveceğiz. Kıymetini Allah'tan alacağız. Allahu Teala mahşere topladığı zaman bazı insanları özel olarak misafir edecek. Onlara Arş-ı Âlâ'nın gölgesini alacak. Başka gölgede yok zaten. Arşın gölgesinden başka gölge yok. Onları Arş-ı Âlâ'nın gölgesini alacak. Onlar la havfun aleyhim ve la hum yahzanun.
ne korku duyacaklar, ne üzüntü, keder hissedecekler. Sağlarına bakacaklar peygamberler, sollarına bakacaklar Allah dostları, evliyalar. Onların arasında keyifle, zevkle bekleyecekler. Öbür insanlar mahşer yerinde güneşin altında terleri, gırtlaklarını, göbeklerini, dizlerine, ameline göre çıkmış, korkuyla beklerken. Bunlar Allah'ın özel misafirleri. Kim bunlar biliyor musunuz? Bunlardan bir tanesi de, saymayalım uzun gider şimdi, 7 sınıf insan aşağıların gölgesinde gölgeleniliyor. Buraya kadar anlattıklarımızla alakalı olanlar: bir, Allah için birbirini seven Müslümanlar. Ticaret yok, ziraat yok, akrabalık yok. Allah için birbirini seviyor. İkincisi, yaşı genç, Allah'a ibadetle gençliğe başlamış, öyle götürüyor. Genç olduğu halde ibadet eden. Üçüncüsü, Allah'ı çok zikredenler. Özellikle tenhada Allah derken coşup gözlerinden yaş dökenler. Bir de bu dinin düşmanları var. Peygamberimizin karşısında putperest Ebu Cehiller vardı. Medine'ye geldi Abdullah bin Übey es-Selul gibi münafıklar vardı. İçinden gavur, dışından Müslüman gözüküyorlar. Bir de işte Yahudiler vardı. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir gibi obek öbek, üç oymak Yahudiler vardı. Bir de Medine'nin çevresinde Bedeviler vardı, putperest, yağmacı insanlar. Allah Celle Celaluhu onlara düşmanlarını da tanıttı. Medine'de inen Bakara suresiyle, Mekke'de Yahudi Hristiyan olmadığı için onlardan çok söz edilmedi. Münafık da olmadığı için onlardan çok söz edilmedi. Ama Medine'de tek tek Allah düşmanlarının vasıflarını anlattı. Şöyle, 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 şöyle diye. Görür gibi tanırdınız Kur'an-ı Kerim okursanız. Bir de içinizden düşmanlarınız var, onları da tanıyacaksınız. Onlar da eğitilmemiş, terbiye edilmemiş, aşılanmamış kendi nefsiniz. Nefsi emmare diyoruz bunu. Kötülüğü emreder nefis. Bu değişebilir. Bu iyiliği emreder hale gelir terbiye ile. Seyri sülük. Nefsi emmare levvamı olur. Mülhime olur. Radiye olur. Vardiye olur. Öğrendikçe, yaptıkça, iyilerle yoldaşlık ettikçe nefis değişir. Sonunda senin Allah'a gidiş yolunda yardımcın olur. O değişir. Bir de dünya, bir de şeytan. Şeytan hiç değişmez. Sadece peygamberin şeytanın Müslüman olmuş, onun şeytanı. Onun ötesinde şeytan insanın açık bir düşmanıdır. Ve bir de dünya. Allah Celle Celaluhu bizi bunları tanıtıyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır. Karşımdaki saatim bozulmuş. Burada zamana bakıyorum. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. İnne vaadallahi hak. Fela tagurrannakum hayatud dunya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve le yagurrannakum billahil garur. Çok aldatıcı da sizi aldatmasın. Allah'ın dini hak. Buna iman edecek, şeriatını yaşayacaksınız. İbadetinizi yapacak, helal yiyecek, haramdan kaçınacaksınız. Ahlakınızı güzelleştireceksiniz. Allah'ın vaadi hak. Bir gün ölüm gelecek, ölecek, tekrar dirilip Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Hiç şüphe yok bunda. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı geçicidir, fanidir. Hepimiz bunu biliyoruz. Bir gün öleceğiz. Hepimiz bunu biliyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz da niye aldanmıyoruz? İşte bunu yapmıyoruz.
Allah aklımızın hayrını göstersin. Dünya iki çeşittir. Sağdan bakarsan çok güzel. Yeşildi, tatlı. Allah'ın bütün sanatı, kudreti üstünde gözüküyor. Şu yerlere, şu göklere, şu ağaçlara, şu kuşlara, şu suya, suyun içinde yaşayanlara bir bakın. Kendinize bakın. Ne güzel yaratmış Yaradan. Ne müthiş bir yaratılış var. Nasıl bir ilim sahibi, nasıl bir kudret sahibisin. Bu dünyayı kazan, helalından ye. Sevaptır. Eşine de yedir. Sadaka sevabı, çocuklarına da yedir. Sadaka sevabı. Dik ağaç, ek ziraatı, kurtlar kuşlar yesin. Sadakadır. Ürününü topla. Yedirdiğin sadaka olduğu gibi zekat sadaka, öşür sadaka, fakir fukaraya verdiğin sadaka, arkadaşlarına ikram ettin sadaka, üstüne bin bir beygir gibi seni tiki tak tiki tak tiki tak cennete götürsün. Dünya çok güzel. Sağdan bakarsan, soldan bakarsan dünya aldatıcı. Dünya seni kandırıyor. Dünya sana Allah'ı unutturuyor. Dünya seni düşman yapıyor insanlarla. Dünya sevgisinden şu haramlara bir bakın. Haramları bir düşünün. Nedir altında yatan sebep? Adam öldürmenin altında yatan sebep nedir? Ya bir karış takım oynamış. Bunun için adam öldürülür mü? Sen bırak eli ya. Miras malı bölüşürken dövüşmeyen aile kaldı mı? Kanuna göre mi alacağız? Şeriata göre mi alacağız? Kanun nereden geldi? Avrupa'dan. Şeriat nereden geldi? Allah'tan. Ben şimdi Müslüman'a sorsam ayıp olmaz mı? Sen kime tabisin diye? Ayıp olmaz mı? Allah'tan geldiysen Allah'a bağlı olacaksın. Sorun ne? Sorun yok. Ama ben razı olmam ona. Niye? 3 kuruş fazla alma ihtimali var. Erkek ikili birli alır kızdan. Sebebi var bunun. Adaletsiz değil. Adaletinin ta kendisidir. Şimdi anlatamayız. Ezan okundu zaten. Sen alırken öyle. Karın alırken karnına göre alacaksın. Niye? O zaman daha çok oluyor. Sen nasıl Müslümansın ya? İşine gelirse alıyorsun dini, işine geldiyorsa almıyorsun dini. Bu nedir? Dünya sevgisi işte. Hırsızlık neydendir? Hile hurda nedendir? Kötü malı iyi mal diye satıp size yemin ederek nedendir bu? İzzetini, şerefini, haysiyetini atmak. İftira nedendir? Zina nedendir? Kazıyın, kazıyın. Zamanımız kalmadı. Bütün günahların altını kazıyın. Dünya sevgisi çıkar. Bir de nefsin çıkar. Övünmekten hoşlanır. Pohpohlanmaktan hoşlanır. Yapmadığı ameli ele gösterir. Yaptığını da gösterir. Birisine bir yemek yedirse 10 kere söyler, lafını eder, başa kalkar. Adamı utandırır. Kıldığı namaz, ürküttüğü kurbaya değmez. Ahlaksız adam. Sen bilmiyor musun din ahlaktır? Kabadır, sabadır. Nezaketsizdir. Gururludur, kibirlidir. Kimseyi beğenmez. Böyle dindarlık mı olur? Bakın bu ikisinin, bu dünya sevgisi ve dünyaya kendisinin aldanmıştır. Bundan kurtulmazsak perişan oluruz. Adam dünyayı tanrı tanımış. O yüzden Peygamberimiz ey altının ve gümüşün kulları diyor. Kim? Çok iyi biliyorsunuz. Bir bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Ölecek, gidecek, hepsini burada bırakacaksınız. Ölürken sizin yüzünüzden Allah'tan oldum ben demenin hiçbir faydası yok. Temiz yaşayacaksınız. Hakkınızı alacaksınız. Hakkınızı aldıktan sonra ondan geri cemiyete ikram edeceksiniz. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضَّ بَيْنَكُمْ
aranızda fazileti unutmayacaksınız, ikramı unutmayacaksınız. Yemek değil marifet, yedirmektir efendilik, kibarlık. Müslüman her davranışını Allah için yapar, sevabını da Allah'tan bekler. Kimseye yedirdiğini, içirdiğini, giydirdiğini, iyiliğini anlatmaz. Teşekkür bile beklemez. Çünkü Allah'tan alıyor, alacağını. Kullardan istemez. لَا نُرِيدُ مُنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sizden ne bir karşılık ne bir teşekkür. Beklemez. İhlaslı ve samimi insanlar. Bir bu, bir de وَلَا يَرُرُّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. O çok aldatıcı şeytan var ya. O sizin düşmanınız, ona aldanmayın. İlk kötülüğü babanıza yaptı, Adem'e. Yalancı, sahtekar, her haltı yer. Adem dedi, bu cennetteki her şeyi Allah sana ye, iç, serbest kıldı, şu ağaçtan yeme dedi. Sebebini biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Sana söyleyeyim mi? Söyle dedi. Bak o ağaçtan yerseniz melek olacaksınız, yoksa sen ve eşin öleceksiniz. Siz insansınız, insanlara ölüm var. Bu ağaçtan ye, melek olacaksın. İkincisi, bu ağaçtan yersen bu cennetten hiç çıkmayacaksın. Üçüncüsü, vesvese verdi böyle. Öyle miydi, değil miydi? Öyle miydi, değil miydi? Şeytanın sözünü ciddiye alır, üstünde düşünürsen balığı yutmuş holta gibi olursun, çırpınıp durursun. Sonunda yedi işte. Yedi yasak meyve neyse. Elma mıdır, nane midir? Naneyi yedi. Kader ilahi böyleymiş. Bizim yeryüzüne inmemiz gerekiyormuş. Şimdi bize de gelir. Neler söyler neler. Neler söyler. Ne vaatler yapar. Dinlersem hapı yutarsın. Nereden bileceğiz hocam şeytan olduğunu? Ya adam Allah'ın düşmanı, dinin düşmanı, sana verdikleri emir tamamen dine, şeriata ters. Niye bilmeyeceksin ki? Şunu öldür diyor sana. Şunu çal diyor sana. Şuna rüşvet ver, şu kadar para yediyor. Şurada yalancı şahitlik yap diyor. Lan bunların hepsinin kötü şeyler olduğunu kim bilmez? Ama karşılığındaki o dünya sevgisiyle birleşince hapı yutar işte. Yutmayın diyor Allah. Bizi esir, bizi koruyor ya, bizi uyarıyor. Ölüm var. Ölüm var. Hesap var. Cennet var, cehennem var. Allah aklımızın ve imanımızın hayrını göstersin inşallah. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.